Alparslan, uçağı hazırlat. Gittikleri yeri hiç kimse bilmesin. Ben dahil. Hiç kimseye telefon açmalarını falan istemiyorum. Güvenliklerini sağla. İrtibatta olacağımız tek kişi olsun. Tamam amca. Tamam amcaymış. Abi bu dediğin öyle kolay bir şey mi? Bunlar 25-30 yaşında insanlar. Aramak isteyecekler, konuşmak isteyecekler, ulaşmak isteyecekler. Sen bu çocukları sürgüne mi yolluyorsun yoksa onların mutluluğunu mu istiyorsun ben anlamadım. İnsan bazen sevdiğiyle sarayda bile mutlu olamıyor İlyas. Belki sürgünde olurlar. Bir de bunu deneyelim. Konu ben değilim abi. Konu sen de olacaksın da bugün değil. Hem buradan daha güvenli neresi olacak ki? Sebebi neymiş bu sürgünün? Çünkü İlyas, sen Radon'un oğlunu öldürdün. Beşini birden öldürseydin masaya saldıracaklardı. Ama birini öldürdüğün için o da benim oğlumu öldürmek isteyecek. Bunun nesini anlamadın? E abi istesin. Herkes her istediğini yapabiliyor mu? İlyas amcam. Bence bir süreliğine burada durmamaları daha iyi. Neticede balayı gibi düşünürler. Sonrası kendi tercihleri. Ama şu anda Hızır Ali 3 gün 5 gün evde durur. Sonra illaki dışarı çıkar. Bu adamlar kahpece plan yapıyor. İyi, iyi. Bunun sana uymayan kısmı neresi? Yeğenini mi özleyeceksin? Ya abi, illa evleneceklerse çıksınlar yurt dışında konsoloslukta evlensinler. Madem düğün de yapmıyoruz, bu kadar insanı burada toplamanın ne manası var ben anlamadım ki. Ha beyim, senin derdin ömürle yan yana gelmemek. Benim öyle bir derdim yok. O ismi geçen şahısla da herhangi bir mevzum kalmadı. Bugün zaten avukatı da aradı. İşte boşanma evraklarını hazırlamış, gönderecekmiş. Amca, bir süre Hızır Ali ile Didem'in mutluluğuna gölge düşürmesek mi? Ben mi gölge yapıyorum yeğenim? Bir avukat aramış mıyım, haber yollamış mıyım? Bana ne konuşuyorsun? Ulan sen var ya, kadınları hayatın boyunca tanımadın. Daha dün akşam bir kadınla yemekteydin. Karın geldi seni bastı. O sebeple veya bu sebeple. Kadın sana ısrarla diyor ki, bu evliliğe sahip çık, yuvamızı kurtar, yoksa yıkılacak. Abi o zaman tehdit etmeyecek. Beni tehdit etmeyecek. Ulan millete gelince sabahtan akşama kadar herkes bizi tehdit ediyor. Ömür edince mi mesele oluyor? Yahu karım. Karım düşman değil, millet değil, hasım değil. E öyle davranırsan ben de böyle davranırım yani. Bunun kime ne faydası var? Heh. Ben düşmanımla görüşüyorum. Beraber çatışıyorum. Bu da öyle. Bunun ondan ne farkı var? Sen niye farklısın sen? E ben de böyleyim abi. Beni de böyle kabul edecekseniz dedim. Biz seni böyle kabul etmesini ederiz İlyas, ederiz. Ama sen, seni böyle kabul edecek birini bir daha bulamazsın. Ya Mine mi öğretiyor size böyle lafları? Bulamazsın, edemezsin. Bulurum abi. Ben istersem en alasını bulurum da ben öyle bir adam değilim. O konuda da size benzemiyorum. Size derken amca? Genel yani hiç kimseye benzemiyorum. Ben benim. Ben. Ne halim varsa gör lan. O ömür bu eve gelecek. Üstelik istediği zaman gelecek. Onun bu evde bir yeğeni var, gelin. Kızım dediği bir evladı var, bir de abisi var. Abi şöyle söyleyeyim, ben zaten otelde yaşamayı düşünüyorum. Bu evde seninle birlikte yaşamak gibi bir düşüncem yok. Zeyno konusuna da gelince, Alparslan bu konuda ikimizden de daha fazla söz hakkına sahip. O yüzden o ne isterse benim için uygundur. Ulan bunu bayıltıyor musun? Ne yapıyorsun? O uçağın kargosuna koy. Gönder gitsin dünyanın öbür ucuna. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Ne olacak amca?
Ayılınca geri gelmeyecek mi? Orada mı kalacak? Bir gün bir gündür. Bence o gün bugün değil. Yürü git lan. Sahtekar. Bulmuşsun dişine göre bir amca. Onu vuralım, bunu vuralım. Ayrıca size yardakçılık yapan o iki yırtıcı kuşla da ayrıca görüşeceğim. Bugün oğlum evleniyor. Gizli bir plan yapmazsanız sevinirim. Gülme lan, gülme. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.